İyi günler sevgili izleyenler. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Ben sunucunuz Onur Romano. Ben İrem Yerdirgan. Sizlere Ateist Gazete'nin 28. sayısını tanıtacağımız bölümden merhaba. Evet merhaba. İremciğim, istersen başlamadan önce ben her zamanki klasik duyurularımızla başlayayım. Evet, Ateizm Derneği'nin resmi YouTube kanalı olan Ateizm Derneği TV'de Ateist Gazete'yi sunuyoruz şu anda ve Ateist Gazete'yi biliyorsunuz nasıl destekleyebilirsiniz derneğimizin YouTube kanalını Patreon ve Kreosuz üzerinden bize yapacağınız bağışlarla destekleyebilirsiniz. Bu yayınlar tamamen sizlerin sağladığı teknik imkanlar ve gönüllü iş gücümüz tarafından yapılmakta, gönüllülerimiz tarafından yapılmakta. O nedenle bizim için desteğiniz çok önemli. Lütfen bizi destekleyin. Bu girizgahtan sonra istersen Ateist Gazete nedir? Ondan bahsedelim. Hala tam bilmeyenler için. Ateist Gazete şu anda izlediğiniz bir haber bülteni. Peki neyin haber bülteni? Ateist Gazete yayınımızın. Ateist Gazete yayını Ateizm Derneği'nin üye ve gönüllülerine özel olarak 15 günde bir yayınladığı bir e-bülten. İlk 15 gün sadece üye ve gönüllüler görebiliyor. Ondan sonra bütün halkla web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşıyoruz bütün halkımızla. Peki bu derginin altında kimler var? Nasıl bir süreçten geçiyor bu gazete, bu e-bülten? Nasıl hazırlanıyor? Ateizm Derneği'nin bir metin fabrikası var. Yazı İşleri Komisyonu. Derneğimizin bütün metinleri, yazıları oradan çıkıyor. Bu Yazı İşleri Komisyonumuzda ilk başta haberler bir havuzda toplanıyor. Aralarından elemeler yapılıyor. Daha sonra bir taslak hazırlanıyor. Revizyonda uğruyor. Redaksiyona uğruyor. Grafikler yapılıyor. Mizampajdan geçiyor. Yani anlayacağınız 10-15 kişilik bir ekip çalışıyor. Sırf Ateist Gazete'nin bir sayısını sizlere sunabilmemiz için. Daha sonra da bizim reji ekibimizde biz bunu haber bülteni yapıp sizlere hap halinde tekrar buradan YouTube üzerinden sunuyoruz. Evet. Bir de ne diyeceğiz? Yazı İşleri Komisyonumuzun ekip başı Erdem arkadaşımız ve sorumlusu Bahar arkadaşımıza buradan selam olsun. Siz izleyicilerimiz eğer arzu ederseniz Ateist Gazete'nin 2 haftalık değil de haftalık bir bülten olmasını, haftalık bir haber programı olmasını, o zaman ne yapmanız gerekiyor? iletişim@ateizmderneği.org.tr adresine yazarak bu talebinizi yazılı olarak bize bildirmeniz gerekiyor ki biz de sizden gelecek talebe göre bültenimizi daha sıklaştıralım, yayınlarımızı daha sıklaştıralım. İremciğim, nasılsın? Nasıl geçti bu son 2 haftan? Yılın son 2 haftası. Sanırım 2020'nin son Ateist Gazete programı bu. Nasıl geçti senin için 2020 ve bu hafta özellikle? 2020 malum hepimizin olduğu gibi benim de pandemi ile geçti. Evlere kapandık. Koskoca bir yıl böyle geçti. Hiçbirimizin aklına bile gelmezdi. Geldiğimiz nokta evlere şenlik. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? 2020'nin son gününde yaptığımız bu yayında Aralık ayının nasıl geçtiğinden, biz ateistler için nasıl geçtiğinden biraz genel olarak bahsedeceğiz. Başlayalım mı? Haydi başlayalım o zaman. Editörün mesajı. Bir saniye, aman o kadar hızlı değil, bir sahnemiz geçsin. Hop geldik. Doğru. Zıpladık buraya, evet. Geldik. Evet efendim, Ateist Gazetemize editörün mesajını sen mi okuyacaksın, ben mi okuyacağım, yazı mı atalım, tura mı atalım, ne yapalım? Bence senin elinden öper. Ama hani önden kadınlarımız, bayanlarımız. Bir sonraki bölümde de öyle yaparız. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde, yılın ilk bölümünde o zaman ilk sen okuyacaksın. Söz mü? Ne demek? Başlıyoruz efendim. Bakalım editörümüz bize ne diyor?
Pandemi dönemi boyunca vaka ve vefat sayılarıyla adeta bir mukadderat muhasebecisi gibi oynayan bu ölümcül piyangoyu da ulusal çıkarları korumak diye adlandıran Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık tarihi için günlük 30.110 vaka olduğunu açıkladı. Türk Tabipler Birliği'nin verdiği bilgiye göre ise bu sayı 50.000'e yakın. Satın alınacak olan COVID-19 aşısı da ayrı bir tartışma konusu haline geldi. 1928'de kurulan ve 1938'de Çin'e 1 milyon doz kolera aşısı gönderen Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü'nü 2011'de bir KHK ile kapatan yerli ve milli hükümet Çin'den 50 milyon doz aşı alacağını açıkladı. Çin aşısı konusunda ısrarcı olan iktidar, ilim Çin'de olsa bile olsa gidip alırız kehanetini gerçekleştirmeyi kafaya koymuş gibi görünüyor. Bu bağlamda Türkiye kişi başına en fazla doz siparişi veren 53. ülke oldu. Oysa Çinli Sinovac şirketi kendi aşısı hakkında sonuçlar için daha zamana ihtiyacımız var ifadelerini kullanıyor. Ayrıca Sinovac'ın geçmişte aldığı bir aşı sertifikası konusunda da rüşvet iddiaları bulunuyor. Aşı incelemelerini denetleyen yetkililerden biri olan Ye Hongheng, 2016'da Sinovac'tan 83 bin dolar rüşvet alarak aşı sertifikası çalışmalarını hızlandırdığını itiraf etmişti. Hükümetin pandemi verilerini kamuoyundan gizlemesi ve alınacak aşıya dair bu tür skandalların haber kaynaklarına düşmesi haliyle toplumda bir aşı karşıtlığına yol açtı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle. Rakamlar konusunda gerçeği halkından saklayan bir hükümetin yaptığı aşı tavsiyesine ben şahsen güvenmekte zorluk çekiyorum. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Fincancı ise şöyle belirtti. Başından beri hükümet salgınla ilgili şeffaf olmadığı için aşı konusunda da insanların şeffaflıkla ilgili güven sorunu var. Kendi varlığı için halk sağlığını hiçe sayan İslamcı iktidar, tabii olduğu insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu pandemi verileri gibi tahrif etmiş ve bu sözün sadece devlet yaşasın kısmını referans almış gibi görünüyor. Bu devletli zihniyetle mücadeleyi görev bilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP dönemine ait olan 3 katrilyonluk yolsuzluk davasını savcılığa ilettiğini bildirdi. Hukuki bir yanıt alabilir mi? Kuşkulu. 2001 yılı bütçe görüşmeleri sırasında mecliste hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise adeta bütün muhalif kesimin sesi oldu. Bu bütçe haramzadelerin bütçesidir. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Yandaş şirketleri kasteterek, beşli çetenin çocuklarımızın geleceğini tehdit eden bütün ödemelerini iptal edecek, haksız kazançlarını kamulaştıracağız. Aklını kiraya verenler gerçekleri göremez. Umuyoruz ki Anka Park'ı süsleyen dinozor heykelleri gibi halkı soyup soğana çeviren politikalarında nesli tükenir. Öyle gerçekten umut ediyoruz. Editör güzel yazmış. Gerçekten çok keyifli yazmış. Bütün gazetedeki haberlerden potpourri yaparak çok güzel bir kronolojik sıra, harika olmuş. Buyur, pardon sözünü kestim. Yok, ben pardon. Bu hafta itibariyle de burada bahsi geçen aşı Çin'den geldi. Geldi diyorlar, bilmiyorum yani. Ne olacak bakacağız. Yani aşı karşıtı olduk. Yani aşı karşıtı şeklinde talanır hale geldiğimize de inanamıyorum. Evet. Değiliz aslında. Çin'den gelecek aşıyı ilk vuracaklardan biri de önümüzdeki hafta Ateizm Derneği Başkanı olacak. Devletlüğümüz öncelik yaptı dernek başkanımıza. Öncelik verdi. Tabii ki şaka, tabii ki latife. Ama kendisi aşı olduğunda bunu da paylaşacağız. O zaman istersen yurttan haberlerle başlayalım. İlk haberimiz Helal Faiz. Her zamanki gibi Diyanet bir numaralı haber. Aman Allah'ım, şu görsele bak. Şu görsele bak. Gerçekten çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bak ama nasıl yakışıyor? Dolar bir insana bu kadar yakışır mı?
Dolar hiçbir insana bu kadar yakıştı mı? Yakışmaz. Ya birine daha yakışıyor da. Yakışmaz. Neyse, onu... Ona euro. Evet. Devam edelim efendim. Başlığımız helal faiz. İmam maaşlarının faizsiz katılım bankaları üzerinden ödenmesi talimatı veren Diyanet'in İslam inancına göre haram olmasına rağmen helal faiz gelirleri olduğunu öğreniyoruz. Diyanet'in son 5 yıllık faiz geliri 7 milyar 431 bin 693 liraya yükselmiş. Bu faizlerin çoğunun kaynağı olan dini yayınlar sermaye işletmesinin son 3 yıldaki faiz geliri ise 6 milyon liraya yaklaşmış durumda. Ben inanamıyorum yani şu an okuduklarıma. Açıklanan resmi raporlarda Diyanet'in yıllara göre artış gösteren faiz gelirleri şöyle. 2015'te 197.129 lira, 2016'da 255.881 lira, 2017'de 256.806 lira, 2018'de 245.520 lira, 2019'da 259.817 lira. Dini yayınlar döner sermaye işletmesi gelirlerinin yıllara göre faiz oranları ise milyonlarla ifade ediliyor. 2017'de 2 milyar 169.983 lira, 2018'de 2 milyar 109.000 lira, 2019'da 1 milyar 937.557 lira. Diyanet'in helal faizleri bu rakamlarla da sınırlı değil. 2019'da bir daire satın alan ve bu dairenin daha önce Bilal Erdoğan tarafından Diyanet Vakfı'na faizsiz olarak bağışlandığını ve 110 bin lira ipotekli olduğunu öğrenen Murat Beyazıt adlı vatandaş, bu bedeli ödeyerek ipoteği kaldırmak istediğinde Diyanet görevlilerinin kendisinden hürmet adı altında faiziyle birlikte 230 bin lira istediğini ifade etti. Hatta olayı yargıya taşıyan Diyanet Vakfı, dairenin parasını alabilmek için ipoteği güncelleme davası açtı. 2019'da 523.939 liraya ulaştığı görülen Diyanet'in bu güncelleme davası Fethiye 4. Asli Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Bingöl'de ise pandemi dönemindeki ekonomik kriz nedeniyle kiralarını ödemekte zorlanan esnafın kiralarını ertelenmesi yönündeki talebini reddeden Diyanet Vakfı bununla da kalmadı. Kiralara %12 oranında zam yaptı. CİMER'e başvurusundan ciddi bir sonuç alamayan esnaf, pandemi döneminde yani bizim en zor zamanlarımızda zam mı yapılır diyerek serzenişte bulundu. Yanlış okumadınız, bu haberin öznesi insanları paranın gönüllü esirleri haline getiren bir banka karteli değil, dini bir kurumdur. Aslında ikisi arasında yoktan var edilen bir şeyi pazarlamak ve üretim yapmaksızın tüketip kazanç sağlamak bakımından pek bir fark yok. Hükümetin laiklik karşıtı politikaları yüzünden pandemi sürecinde sağlığa ve ülkenin gerçek sorunlarına ayrılması gereken milyonlarca lira din adına heba ediliyor. Söylenecek tek bir söz var. Hani mülk Allah'ındı. Şimdi haberle ilgili ilk başta senin yorumunu alayım da sonra ben başka bir şey söylemek istiyorum. Yani şimdi bu Diyanet'in bir bazı palavraları vardır. Yani ilk başta bu şeyden gelelim. Bu hürmet. Bu hürmet dedikleri şey şerefsizlik, haysiyetsizlik, onursuzluk, rüşvet, hırsızlık. Kanlarından topluyorlar bir de. Yani denk gelmedi. İşte bu işte din ve ahlak ne kadar birlikte olur? Rüşvet. Rüşvetin adını hürmet koymuş. Yani kırmızı da koyabilirdi, mavi de koyabilirdi. Bir isim takmış. O şekilde yürütüyor gemisini. Hani onu geçtim. Diyanet'in ne gibi palavraları vardır mesela? Diyanet'in palavraları nedir? Dinin palavraları mı desek? Faiz. Başka? Alkol. Alkol haram. Başka? Kumar. Kumar haram. Diyanet alkolden de vergi alıyor, para kazanıyor, maaş ödüyor. Kumardan da çatır çatır alıyor. Faizcilik de yapıyor. Görmüş olduğunuz. İşte bu yani din olayı baktığın zaman zenginin fakiri nasıl ezerim, nasıl kontrol altında tutarım,
Nasıl şey yaparım? Egemen güçlü güçsüzü nasıl kontrol altında tutar? Nasıl işte yani bir şekilde tasmasıyla şey yapar? Olay tamamen bundan ibaret. Ve Diyanet'in de bilmiyorum yani göz görüyor, kulak duyuyor. Ama işte bazı insanların demek ki kalp gözü kapalı. Ne diyeyim yani? Demek ki gönül gözü kapalı. Göremiyorlar. Senin yorumun nedir? Şimdi ben burada haberin içeriğinden ziyade geçen haftalarda biliyorsunuz derneğe gönderilen müfettişlerle ilgili bir haber yapmıştı. Niye olduğu malum, Diyanet'le ilgili haberler yapıldığı için. Geçen sayılarımızda da vardı, bu sayımızda da var, gelecek sayımızda da var Diyanet'le ilgili haberler. Olmaya da devam edecek. En sevdiğimiz kurum bu anlamda bize haber çıkartan. Ya hayır ne demek? Yani bu ülke soyuldukça sen de bunu söylemek zorundasın. Ben de bunu söylemek zorundayım. Tabii, tabii ki ama başka hiç kimse ağzını açmadığı için yani durum derneğe müfettiş gönderme noktasında. Bakalım bu haberden sonra ya da gelecek haftaki haberden sonra neler olacak? Yani merakla bekliyoruz. Müfettişlerden de pek dersimizi almamış gibi duruyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım. Bir sonraki haberimize gelelim. Laiklikle mi savaşıyoruz? TSK tarafından verilen atama ilanlarında din subayı pozisyonu için kadro açıldı. Din İşleri Subaylığı'nın resmi gazetede yayınlanan 17 Kasım 2020 tarihli 31.307 sayılı yönetmelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de ihsas edildiği kaydedildi. Din İşleri Subayı'nın görev tanımında ibadet ve dini törenleri idare etmek, ibadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla birlikte sağlamak gibi ifadeler bulunuyor. Gerici yayınların müjdeli haber olarak paylaştığı bu uygulamanın, orduyu dinselleştirmek ve gerçek ihtiyaçlar gözetilmeksizin hesapsızca açılan İmam Hatip Okulu ve ilahiyat mezunlarına istihdam yaratmak amacıyla devreye sokulacağı düşünülüyor. Ne yazık ki yayınlarımızda her seferinde Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında yer alan laiklik maddesini hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü ülkenin temel sözleşmesinde yer alan kritik maddeler seküler kesim dışındaki kurum ve kişilerce önemsenmiyor gibi görünüyor. Devletin layık olması farklı dinlere mensup yurttaşların eşit olduğu ve eşit muamele görmesi gerektiği anlamına gelir. Layık bir ülkenin ordusunun farklı inançlara mensup ya da inançsız olan insanları bir kenara atıp tek bir mezhebi motivasyon unsuru olarak benimsemesi sözleşmeye açıkça aykırı olmanın yanı sıra düpedüz hukuksuzluktur. Köşe yazısında yapılan eleştirilere papaz mı asalardı gibi yersiz bir tepki veren Murat Bardakçı'ya bu gerçeği hatırlatmak isteriz. Bizler Bardakçı gibi düşünenlerin zannettiğinin aksine orduya papaz, haham, yogi ya da Buda rahibi alındığında mutlu olmayacağız. Nitekim orada hepimizin uyması beklenen bir toplumsal sözleşme var. Dolayısıyla ordunun Budist, Hindu, animist, ateist yahut kendi ifadesiyle gavur olan bireylere eşit yaklaşması gerekirken gündeme gelen din subaylığı laiklikle savaşa giren bir hükümet politikasını gösteriyor. Bu hükümet umarım derneğim bu mesajı ciddiye alınır ama pek umudum yok. Çünkü malum bir düşmana ihtiyaç var yani. Ateistlerden daha iyi bir düşman olabilir mi? Olamaz. Yani din işleri subayı işte laiklik saldırı altında mı diye sormuş sevgili editör. Yani evet sevgili koca koca işleri. Yazarların, gazetecilerin konuyu böyle çarpıtmaları da ayrı bir olay gerçekten. Sanki bilmiyorlar mı, anlamıyorlar mı ne olup bittiğini? Yani Ergenekon oldu, Balyaz oldu, referandumlar oldu. Ülkenin dört bir yanını papatyalar gibi imam hatipler bastı. Cemaatler, tarikatlar
yarı devlet kurumu haline geldi. Bence laiklikle açıktan savaşan bir lider var Türkiye'de. Bana öyle geliyor. Oradan bakınca belli oluyor yani. Evet. Tabii. Bir sonraki haberimize geçiyoruz. Yine yurttan bir haber. İslamcı Engizisyon. Kur'an'ı, hadisleri ve İslam tarihini tarihselcilik metodolojisi üzerinden irdeleyen ve kurumsal, dini ve ruhban sınıfını eleştiren ilahiyatçı Profesör Doktor Mustafa Öztürk yine bir linç girişiminin hedefi oldu. Öztürk daha önce de dinciler tarafından linç edilmişti. 2018 yılında Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda Öztürk'ü kastederek "Peygamberimiz olsaydı büyük ihtimalle bunu öldürtürdü. Kab bin Eşref'i öldürttüğü gibi" diyen Balıkesir Havran Müftüsü Ahmet Mehmet Alioğlu, dine yönelik haklı ve radikal eleştiriler yapan Öztürk hakkında adeta ölüm fetvası vermişti. Gazeteci İsmail Sayman, tanınmış bir grup ilahiyatçının yer aldığı bir WhatsApp grubunda Öztürk için "ulema sorgulasın, tövbe etmezse katledilmeli" dendiğini yazmıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir videoda Öztürk'ün Kur'an ile ilgili aşağıdaki yorumları yeniden gündeme geldi. Kur'an'da 23 sene Velid bin Mugire aşağı, As bin Vail yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz, Taif, Medine'ye sıkıştırmış ve insanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki, mesela Kalem suresi 14. ayet, Kur'an kafirler için Arapça zeli diyor, yani piç. Tabii onun meali öyle yazamazsınız, soysuz diye çevirecek. Bu Allah dili olabilir mi? Bu sözlerinden dolayı sosyal medyada alışkın olduğumuz bir linç kampanyasına maruz kalan Öztürk, Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti ve şu açıklamalarda bulundu. "Rant kavganız sizin olsun, artık ben yokum. Kurumsal dine dair, dini tartışmalara dair zaten uzun süredir susuyordum, artık temelli susacağım." Rahip olmasına rağmen dünyanın, evrenin merkezi olmadığını söyleyen ve dini öğretiye karşı çıkan Giordano Bruno nasıl Engizisyon tarafından cezalandırıldıysa, günümüzde de İslam konusuna farklı bir pencereden bakmaya çalışan ilahiyatçılar, İslamcılar tarafından linç ediliyor. Her türlü sorgulamaya kapalı olan, farklı düşüncelerin yeşermesine olanak tanımayan ve verimsiz bir toprakta tek besin kaynağı olan nefret ve hoşgörüsüzlükle kök salmaya çalışan bir İslamcı anlayış, bu gidişle kendi kendini kısa sürede yok edecek. Ama faşizmin gölgesinde aklın çığlıklarını yutan bu zorunlu sessizliğin geçici olduğunu ve aydınlanma devriminin yavaş yavaş sesi duyulmaya başlanan bu çığlıklarla yazılacağını biliyoruz. Yalnız neyse, gene senin yorumunu alalım da önce. İzleyicilerimizden haber içinde geçen aşağılayıcı, küfür, ayrımcı ifadeler için özür dileriz. Bizim kullandığımız ifadeler ifadelerimiz değil. Nerede yazıyormuş? Yani. Kur'an'da yazıyor. Oradan alıntı yapmışlar. Bizim ifadelerimiz değil bunlar arkadaşlar, ama biz yine de tabii yayın politikamız gereği aslında bu tip ifadelere yer vermediğimiz için hani bir yandan da düşünüyorum bunları yazmak doğru mu? Şimdi ben bu haber hakkında yorum yapmak istemiyorum. Derneği de hani dini değerler. Bilmiyorum, senin düşüncelerin nedir? Senin düşüncelerini alayım. Ben senin yani, tonundan girmek istiyorum. Ya ben de açıkçası ülkenin yakın tarihinde Turan Dursun gibi bir gerçek varken yani bu tartışmayı çok anlamsız buluyorum. Yani koskoca ateist imam öldürüldü bu topraklarda. O yüzden onu demiş. Burada böyle ya, yazıyormuş. Ya hepimiz yani kelle koltukta bu işi yapıyoruz. Bir sonraki haberimiz de zaten aslında yine aynı ana fikre bağlanıyor. İkisinin de yorumu 3 aşağı 5 yukarı aynı olan yorumlar.
Evet, yani İslami Engizisyon vardır. İslami Engizisyon bir gerçektir. Bu konuda kitaplar da var. Bu konuda Ateizm Derneği YouTube kanalında da bu konuda bir İslami Engizisyon konusunda kitap yazan biriyle İslam ve Sevgisizlik başlığıyla önümüzdeki haftalarda bir yayınımız var. YouTube kanalımıza girip gelecek program bunlara Ateist'in gelecek programlarına bakarsanız İslam ve Sevgisizlik yayını tam da bu konuyla alakalı olacak. Bir sonraki haberimize geçelim istersen. Bir sonraki haberimiz Suudi Arabistan. Aslında dünyadan haberlere geçtik. Suudi Arabistan'dan geliyor ilk haberimiz. Yuyen Al-Hatlul. Kimilerinin belki ilk defa duyduğu bu isim 31 yaşındaki Suudi Arabistanlı bir kadın aktivistin adı. 2014 yılından beri kadın hakları savunuculuğu yapan ve çeşitli dönemlerde tutuklanan Lujen, 2015 yılının en güçlü Arap kadınları listesinde 3. sırada yer almıştır. Mayıs 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçırılıp Suudi Arabistan'da tutuklanmıştır. Tutuklanma sebebinin kadın hakları ve erkek velayetinin sona ermesi için yaptığı eylemler ve açıklamalar olduğu düşünülüyor. Lujen'in önemli katkısı bulunan ve sonuca ulaşan eylemlerinden biri, kadınların ailelerindeki bir erkekten izin almadan araba kullanabilmeleri. Suudi Arabistan Lujen'in tutuklanmasından haftalar sonra 2018'de kadınların araba kullanmasına ilişkin kısıtlamaları kaldırmış. Ancak Lujen'in tutukluluk durumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Geçerli bir tutuklama kararı olmaksızın neredeyse 2 yıldır hapis yatan Lujen, burada fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalmış ve muhtemelen hala kalmaktadır. Hapishane ziyaretine gelen ailesi de Lujen'in kalçalarında ezikler ve morluklar bulunduğunu, ayakta durmakta zorlandığını, titrediğini, oturmaktan ve yürümekten aciz olduğunu bildirmiştir. 2019'da Suudi makamlar işkence gördüğünü reddetmesi halinde serbest kalabileceği teklifini sunmuşlardı. Belli ki bu teklifi reddeden Lujen 2 defa açlık grevine girmiş. Ancak Suudi yetkililerin psikolojik baskısı sonucunda grevi sonlandırmak zorunda kalmıştır. Geçtiğimiz Kasım ayında G20 zirvesinde uygulanan uluslararası baskıyla Lujen'in durumunun olumlu yönde gelişeceği sözü verilmiş olmasına rağmen Suudi Arabistan yetkilileri Lujen'in dosyasını Özel Suçlar Mahkemesi'ne, yani terörizm mahkemesi olarak da biliniyor, bu mahkemeye taşımıştır. Lüjen'in sağlığına ilişkin ciddi endişelerini dile getiren ve Kral Selman'a onu serbest bırakması konusunda baskı yapan Birleşmiş Milletler'in yanı sıra İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü gibi pek çok kuruluş olayı yakından takip etmekte. Lüjen'in ve onunla aynı kaderi paylaşan başka aktivistlerin koşullarının iyileştirilmesi ve tutukluluk hallerinin sona erdirilmesi için uğraş vermektedir. Bu Evet. arada ben senin haberini atlamış bulundum ama Sen iki haber üst üste okudun. Benim de işime geldiği için açıkçası biraz çakallık yaptım. Hiç ses çıkartmadım. kusura bakma. Baktım yok, sen estağfurullah, ne kaptırmış demek? gidiyorsun. Dedim hiç susturmayayım, bozmayayım şimdi dedim. Yani deminki haberde de bilmiyorum yani aktivizm anlamında özellikle seküler aktivizm, ateist aktivizm anlamında bu bir kez daha gösteriyor ki hepimiz biz bu işi kelle koltukta yapıyoruz. Çok birinci dünya ülkelerinde yaşayanlar hariç hoş yine fark etmiyor. Bak görüyorsun Fransa'nın ortasında da kafan kesilebiliyor. Başka bir ülkede de şey yapılabiliyor. Yani Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da, Fransa'da, Almanya'da olman çok da fark etmiyor açıkçası. Ama özellikle Orta Doğu'da Türkiye gibi nüfusunun ezici çoğunluğu Müslüman ve büyük kısmı fanatikliğe doğru giden, daha da her geçen gün daha da dindarlaşan Müslüman olan toplumlarda bunu yapmak hele gerçekten büyük yürek istiyor. Kesinlikle. Bu insanların önünde saygıyla eğilmemiz, onların sesi olmaya çalışmamız, onların hukuki savunmaları için gerek finansal gerek diplomatik desteği vermemiz gerek. Bu diplomatik destek nasıl verilebilir?
yazabildiğiniz kadar çok ülkenin diplomatına, kendi ülkenizin ki başta olmak üzere birçok ülkenin diplomatına yazarak, girişimde bulunarak, dikkatlerini çekmeye çalışarak bu insanlara yardım etmeye çalışabiliriz. Çünkü tek işe yarayabilecek şey uluslararası kamuoyu baskı, başka bir şey değil. Kendi ülkelerinde zaten yaptıkları şey için alkışlanıyorlar. Ancak uluslararası bir yaptırım olursa çoğu zaman geri adım atıyorlar. Bir baskı olursa, bazı raporlara bu işlenirse Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği düzeyinde ancak o zaman geri adım atabiliyorlar. O yüzden lütfen dikkat edelim, üzerimize düşeni yapmaya çalışalım. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının, Amnesty International ya da Türkçesi neydi? Uluslararası Af Örgütü. Uluslararası Af Örgütü Türkiye gibi özellikle Şemsiye Çatı İnsan Hakları Örgütleri'nin, Ateizm Derneği de bir insan hakları örgütü ama özellikle Uluslararası Af Örgütü gibi şemsiye örgütlerin, amiral örgütlerin bu konudaki yönlendirmelerini ya da Humanist International gibi bunları lütfen takip edelim. Evet, bir sonraki haberimiz Yemen'de gerici cinayet. Dünyadan haberlerin ikinci haberindeyiz. Yemen'de gerici cinayet. Yemenli yetkililerin ifade ettiğine göre üniversite profesörü ve laik düşünür Halid Al-Hameydi için geçtiğimiz hafta Güney Yemen'de dekanı olduğu Dale kentinde bir motosikletten açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer medyaya briefing verme yetkisine sahip olmadıkları için katillerin isimlerini açıklamamak şartıyla konuştular. Ülkenin önemli seküler düşünürlerinden biri olan Halid Al-Hameydi'nin Hameydi, Yemen'in yıllardır süren iç savaşı sırasında ve muhalefet etmenin tehlikeli hale geldiği bir dönemde İslami aşırılığı eleştirebilen isimlerden biriydi. Laik düşünceyi benimsemesiyle tanınan Al-Hameydi, dini aşırılığı sert bir şekilde eleştiren ve öğrencilerine Dale Üniversitesi'nde karma cinsiyetli kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemeye, katılmaya teşvik eden bir isimdi. Düzenlenen saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi. Yetkililer saldırganların Amerika tarafından dünyanın en tehlikeli terör şebekesi olarak bilinen Arap Yarımadası'ndaki El-Kaide'nin ya da İslam Devleti Örgütü'nün üyesi olabileceğini belirtti. Ülkedeki askeri hedeflere ve güvenlik hedeflerine düzenli olarak saldırı düzenleyen bu iki grubun kendi ideolojilerine karşı açıklamalarında bulunan kişileri de hedef aldıkları biliniyor. Araçlardan yapılan silahlı saldırılar, intihar bombalamaları gibi yöntemler de genellikle bu iki grup tarafından sahipleniyor. Yetkililer El-Hameydi'nin geçtiğimiz hafta cumartesi günü düzenlenen cenazesine aşırılık yanlısı gruplara karşı dayanışma gösterisinde binlerce kişinin katıldığını bildirdi. Siyasal İslam'ın kaçınılmaz bir uzantısı olan terör saldırıları, pandemiyle mücadele eden modern dünyanın en çirkin yüzü olmaya devam ediyor. Yine bir önceki haberde olduğu gibi, lüjende olduğu gibi, Halid Al-Hameydi de yine kökten dinci ülkelerde böyle bir elin parmaklarıyla sayılabilecek kadar az laik, humanist insanlardan biri ve başına geleceği bile bile kendini bu uğurda resmen kurban etmesi de büyük saygı uyandırıcı, hayatını bu yolda kaybetmiş olması bir yandan çok üzücü çünkü eminim var olanlar da seslerini çıkarmakta iki defa üç defa düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Haklı olarak. Zaten amaç o. Zaten amaç o korku imparatorluğunu aynen yığmak. Daha da aynen pekiştirmek. Buradan anısına saygılarımı göndermekten başka elimden bir şey gelmiyor maalesef. Evet. Bu vesileyle
bu tip durumdaki insanlara kapı açan bir girişimimiz var. Ateist Mülteci Yardım Programı. Bazen bazı insanlar çok geç olmadan kaçabiliyorlar. Kaçma fırsatları olabiliyor. Eğer... Kaçtıkları ilk durak da Türkiye oluyor bu arada. Tabii çünkü vize istemeyen ya da kaçak olarak kolay geçebilecekleri bir ülke. Elini koluyan, ipini koparan geçiyor. O nedenle... Öldürülmeyecekleri. Evet, o nedenle Türkiye'yi tercih ediyorlar. Ateist Mülteci Yardım Programımızda lütfen web sitemizden inceleyin efendim bu vasıta, bu vesileyle. Bir sonraki haberimize geçelim. Sendeyiz. Diğer dünyadan haberler haberimiz Hawaii'den geliyor. Hawaii'den. Hawaii'de zincirsiz eğitim. Hawaii Amerikan Ateist, Amerikalı ateistlerin uyarı mektubunun ardından dini propaganda dolu çevrim içi öğrenim programını durdurdu. Hawaii Eğitim Bakanlığı çevrim içi dini eğitim sistemi Acelus Learning Accelerator'ı kullanmamaya karar verdi. Bu karar Amerikan Ateist'in Hawaii Eğitim Bakanlığı çevrim içi müfredatta dini propaganda yapıldığı konusunda uyaran bir mektup göndermesiyle alındı. Dahası ELA'nın içeriğinin bir kısmı doğası gereği ırkçı kabul edildi. Örneğin inceleme sonucunda Eğitim Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin 10. sınıflara verilen Büyük Uyanış adlı tarih dersinde kölelerin dini deneyimlemeden önce insan olmadıkları mesajının verildiğini belirledi. Amerikan Ateist Hukuk ve Politikadan sorumlu Başkan Yardımcısı Allison Jill şöyle dedi. Bu laiklik için bir zaferdir. Hawaii Devlet Okulu öğrencileri artık anayasaya aykırı, dini, cinsiyetçi ve ırkçı propagandaya maruz kalmayacak. Hawaii Eğitim Bakanlığı'nın bu ulusal sorunla ilgili uyarımıza kulak vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Neyse ki endişelerimiz sağır kulaklara düşmedi. Eğitim Bakanlığı müfettişi Kishimoto ve departmanı durumu düzeltmek için kapsamlı bir inceleme yaptı. Bu hafta Hawaii'de çocuklar kazandı. Çocuklarımızın pırıl pırıl beyinlerini bilimin ışığıyla aydınlatmak yerine dini hurafelerle, ırkçı safsatalarla doldurmak, geleceğimizi karartmak anlamına geliyor. American Atheist'in din dersi müfredatının laikliğe aykırı olduğunu belirten mektubu ve çabaları Hawaii Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alındı ve müfredatta değişime gidildi. Daha önce başka bir sanal öğrenme sağlayıcısı olan EdNewt'de saptanan benzer bir dini içeriğin tümüyle kaldırılmasını sağlayan Amerikan Ateisti bu çabalarından dolayı kutluyor. Darı sıktı başımıza diyoruz. Keşke bizim ülkemizde de iktidar kurumları sanki bir savaş, bir ülkeyle savaş halindeyken işgal eder gibi kurumları zapt etmemiş, kafa kola almamış olsa, keşke bizim ülkemizde de böyle bağımsız kurumlar olsa, keşke Ateizm Derneği de American Atheists gibi böyle dilekçeler ve mektuplar yazarak eğitim sisteminin, müfredatın değişmesine ön ayak olabilse ne güzel olurdu değil mi? Eğer bir düşman gibi iktidar bütün bu kurumları kuşatmış ve intikam hırsıyla yönetiyor olmasaydı ve biz de bu tip şeyler yapabilseydik. Biz de Türkiye'de mesela zorunlu din eğitimiyle ilgili verdiğimiz savaşı kazanabilseydik. Ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik, davayı kazandık. Bu sefer hükümet şak kurnazlığı yapmaya başladı. Her yıl müfredat numarası değiştirip bir de bu müfredat hakkında karar aldır bakalım tarzında bir şak kurnazlığıyla şey yapmaya başladı. Yani görüyorsun değil mi? Keşke biz de Türkiye'de bu tip şeyler yapabilsek. Kıskandım. Kıskandım. Yani evet tabii haklısın ama Amerika gibi bir ülkede de böyle bir grubun Amerikan Ateisti sesinin çıkması, sözünü geçirebilmesi büyük bir başarı. Buradan tebriklerimizi gönderiyoruz. Congratulations. Evet. Hawaii'de. Bir de hatırlatmamızı geçelim. E-bültenimizde yer vermemizi istediğiniz haberleri iletişim@ateizmderneği.org.tr adresine yollayarak önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Çağrı merkezimizi de 0854 840
2337 numaralı telefondan her gün arayabilirsiniz. Bir sonraki haberimiz, evet, dernekten haberlere geçiyoruz. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah, dernekten haberlere geçiyoruz. Ben tabii ki sende. Ben mi? Tabii ki sende. Tamam tamam. Bu tamamen senin olayın yani. Yemez değil mi tekrar? Tamam, ben okuyorum. Çarşamba ve cuma akşamları, pardon, Aleviler ne istiyor? Çarşamba ve cuma akşamları 21'de canlı yayınlanan Bunlar Ateist'te bu hafta ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık ve Alevi Bektaşi Federasyonu kurucularından avukat Ali Yıldırım konuk oldu. Programda Aleviler ne istiyor konusu tartışılmaya çalışıldı. Çalışıldı diyoruz çünkü Alevi olan Yıldırım Alevilikle ilgili ilk soruyu Eli Açık'a yönelten sunucu Özgür Örsoğlu'na daha yayının başında çok sinirlendi. Öyle sanıyoruz ki profesyonel bir TV programına değil de tamamı gönüllülerden oluşan bir YouTube kanalına konuk olduğunu unutan Yıldırım, kötü niyetli olmaksızın usul hatası yaptığını kabul eden ve özür dilemeye çalışan Örsoğlu'na ve reji ekibine defalarca hakaret etti. Hatta kendisini sakinleştirmek için programa ara verildi. Fakat Yıldırım yayının devamında Alevilerin sorunlarını anlatmak yerine demagoji yapmayı ve ateist insanlara Ebu Suud muamelesinde bulunarak Sünni kesime olan hıncını aynı baskıya maruz kalan inançsız kesimden çıkartmayı tercih etti. Siz nasıl ateistsiniz diyerek yayın ekibine hakaret üstüne hakaret yağdıran Yıldırım'a hatırlatmak isteriz ki ayrımcılık konusunda ilk empati kurabileceği ve haksızlığa uğrama konusunda da son şikayet edeceği topluluk bizleriz. Yayını izlemek isteyen dostlarımız YouTube kanalımızda Aleviler Ne İstiyor isimli Bunlar Ateist programına göz atabilir. Bu haberin altında da linki var. Bilmeyenlere ben tekrar söyleyeyim. Ateizm Derneği TV'yi son 1,5 yıldır yayın hayatına başladığından beri ben yapımcılığını, yönetmenliğini elimden geldiğince öğrenmeye ve yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yayında da yine yayıncı ve yönetmen bendim. Yani kamera arkasında çalışan ekipte. Yayın esnasında ben de müdahil olmak durumunda kaldım ve bugüne kadar hiç yapmadığım bazı şeyler söylemek durumunda kaldım. Çünkü gerçekten hani şunu söylemek istedim sadece. Yayında çok farklı bir üslupla, çok farklı bir şeyle girildi. Ben şunu gördüm. Ben Ali Bey'den artık şey yapmayacağım burada. Ali Bey'e şey yapmayacağım. İhsan Ali Açık'tan bahsetmek istiyorum. Ali Yıldırım o gün değişik bir performans sergiledi. Bizim beklediğimiz, umduğumuz kendisinden bu değildi. Bu arada biz yayının sakıncalı olacak yerlerini makasladık ve yayını yarı yarıya YouTube'da indirdik. O yayın aslında iki katıydı. Biz onun yarısını kestik, sildik arkadaşlar. Çünkü amacımız Ali Yıldırım'ı farklı şekilde lanse etmek, mağdur oynamak değil. Neyse, ben İhsan Ali Açık hakkında bir şey söyleyeceğim. Adamcağız geldi, yayında konuşamadı. Hiçbir şey diyemedi. Fakat ben ne gördüm biliyor musun? Saygım arttı İhsan Bey'e. Nasıl bir sabır? Nasıl bir soğukkanlılık, çelik gibi sinirler? Abi adamda lider kumaşı var. Adamda gerçekten lider kumaşı var. Yok böyle bir şey ya. Ben yani çok orada şey yaptı, gerçekten bir yatıştırdı, bir şey yapmaya çalıştı. Yeri geldi alttan aldı, yeri geldi daha alttan aldı, yeri geldi biraz daha alta girdi. Dedim yani bravo. Gerçekten İhsan Eli Açık, şapka çıkartıyorum. Çok güzel şey yaptınız yayında. Bence bu yayın hakkında gereğinden fazla konuştuk. Senin var mı canım söylemek istediğin? Ben bir şey sormak istiyorum. Hani bir artık devam edilemediği için bir ara verilmiş yayına. Ben evet, izlemedim. Sonradan aldım haberlerini, sabah uyanınca WhatsApp'ta olay çıkmış. Evet. Neyse. Bu arada acaba neden almadınız yayından kendisini? Çünkü
hak etmiş gördüğümüz Aldım, gibi. aldım, aldım. Ama daha sonra bir aldıktan bir 2 dakika sonra İhsan Bey ve Özgür'e tekrar sordum. Yatışmış mıdır? İster misiniz hani bir şey yapalım mı diye. İhsan Bey bence dedi tekrar bir şey yapalım, deneyelim dedi ve onun üzerine tekrar aldım. Umarım daha sonraki yayınlarımız İhsan Bey'le ve Ali Bey'le daha verimli geçecektir. Daha iyi geçecektir. Umarım daha güzel işlere imza atarız birlikte. Diyelim, tatlıya Umarım. bağlayalım, kapatalım, ne yapalım? Bir sonraki haber Sonraki senden gelsin. haberimize geçelim o zaman. Psikolojik danışmanlık başlık yanlış. Buradan yayın ekibine seslenmek istiyorum. Psikolojik rehber, artık bunu kim belirliyor bilmiyorum şu anda. Lütfen onu psikolojik danışmanlık Tamam. servisi, hizmeti falan diye çevirsin, düzeltsin. Tamam. Neyse. Kayda geçti şu Sorgulamaya anda. da Değişeceğinden emin olabilirsin. Kayda geçti İnşallah, şu anda. inşallah. Sorgulama yetisini kullandığı için toplumdan ve ailesinden dışlanan, baskıya ve tacize maruz kalan bireylere uzman psikologlar aracılığıyla sunduğumuz psikolojik rehberlik programı projemiz başladı. Sizi daha iyi anlayacak ve inancınıza göre yargılamayacak özgür düşünceli bir uzmandan destek almak istiyorsanız bize burada gördüğünüz başvuru bağlantısından ulaşabilirsiniz. Görüşmelerimiz online olarak veya telefonla yapılmaktadır. Artık yalnız değiliz. Şu anda yani pandemi koşullarında online ya da telefonla yapılmaya devam edilecek. Hiç kimsenin sağlığını tehlikeye atmak istemeyiz. Pandemi sonrasında da muhtemelen online devam etme ihtimalimiz yüksek. Olabilir. Evet. Yerimiz yok. Evet, şimdi gelelim bu olay Son haber yayınımıza. mi? Olay yayınımıza. Evet, sonra Evet. sen mi okumak istersin? Yok yok bu Evet, gene senin olayın. benim mimar oldum. Bir şey ben okuyayım o zaman. Gerçek satanizm bu değil. Bak bak bak, resme bak. Sahnelere gel. Ya burada satanist arkadaşlardan özür diliyorum ama yani acaba biraz daha mı inandırıcı olsalar? Ne bileyim. Bu Haberimizi okuyorum kıyafetler efendim. zor yani. Haberimizi okuyorum efendim, lütfen. Sulandırmadan okuyorum efendim. Gerçek satanizm bu değil. Çarşamba ve Cuma akşamları 21'de canlı yayınlanan Bunlar Ateist'te bu hafta Gatilda YouTube kanalının sahibi olan Satanist Hilda Hala'da geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yayınladığı viral video ile tanınan Satanist Lucia Deusa ve Başrahip Can Göksu konuk oldu. Dernek Başkanımız Selin Özkohen ile yöneticilerimizden Feriyel Köseoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda satanizm nedir? Kaça ayrılır? Modern satanist ve teistik satanist arasındaki farklar nelerdir? Gibi sorulara yanıt arandı. Elbette yayın sonrasında beklenen oldu ve bir internet sitesi Ateizm TV'de bunu da gördük. Selam olsun şeytana. Allah ıslah etsin ne diyelim? Başlığıyla yayınımızı haberleştirdi. Program hakkında yapılan yorumlardan bazısı trajikomik, bazısı düpedüz nefret içerikliydi. Ama özünde hepsi satanizm kavramının ateizmle bir tutulduğuna işaret ediyordu. Toplumumuzda öteki olana duyulan nefrete ve korkunun sınır tanımadığına bir kez daha üzülerek şahit olduk. Ama mizah konusundaki orantısız zekanın da her şeye rağmen devam ettiğini görmek bizi sevindirdi. Bu yorumlardan en ilginç bulduklarımızı sizler için derledik. Allah hepinizi çarpmış işte. Nasıl inanmıyorsunuz hala? Tiplere bak. Şeytan görse kelime-i şehadet getirir. Bu mu sabahtan Of. akşama kadar bilim konuşup Tanrı'nın varlığını reddeden tayfa? Ateizm TV kapatılmalı ya da Madıbak gibi yakılmalı. Şeytan sizden razı olsun. Fotoya bakınca otomatikman Ayetel Kürsi okumaya başlıyorsun. Bu tür ateist düşünce dernekleri satanist siyonistler tarafından fonlandığı için hakkı konuşan kimseyi almaz. Peşin satan veresiye satan.
Bir Müslüman olarak ağlayarak ve üzülerekten de olsa satanistleri tuttuğum canlı yayındır. Güzel yayındı. İyi geceler. Allah'a emanet olun. YouTube kanalımızda her görüşten ve inançtan insana söz hakkı vermeye çalıştığımızı bir kez daha hatırlatır. Ateistler olarak şeytanla, melekle, tanrıyla veya bunun gibi mistik varlıklarla iletişim içinde olmadığımızı tekrar, tekrar, tekrar belirtmek isteriz. Yani şimdi bu insanlara söz veriliyor diye bizim acaba satanist olduğumuzu, söylediklerini %100 inandığımızı falan düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Ya ülkemizde işte şöyle bir anlayış var. Yani bir insana platform veriyorsan mutlaka onun görüşlerini paylaşıyorsundur, şey yapıyorsundur. Bizim bu insanlarla, bu arkadaşlarımızla paylaştığımız görüş ne? Bizim bu arkadaşlarımızla paylaştığımız görüş, siz de dilediğiniz saçmalığa inanmakta özgürsünüz. Bir Müslüman da özgür, bir Alevi de özgür, bir Hristiyan da dilediği saçmalığa inanmakta özgür, bir Yahudi de aynı saçmalığa inanmakta özgür ve buna biz inanç özgürlüğü diyoruz. Buna saçmalık demeye de ifade özgürlüğü diyoruz. Bunlar el ele. İnanç özgürlüğünün bir elini ifade özgürlüğü tutuyor, diğer elini kim tutuyor? İnançsızlık özgürlüğü. İnanç özgürlüğü varsa inançsızlık özgürlüğü de olacak. Haliyle ne yapıyoruz? Hep beraber el ele bu yolda yürümeye çalışıyoruz. Bu uğurda da yeri geliyor inançlıya, yeri geliyor inançsıza, yeri gelecek pastafaryana, yeri gelecek sataniste, yeri gelecek başka arkadaşlarımıza yer vereceğiz. Bu arada baş rahip Can Göksu arkadaşımızı ve Nikini unuttum. Hilda Halal da arkadaşımızı seven hayranları için bir müjdemiz daha var. Eğer gelecek yayınlarımıza bakarsanız göreceksiniz. Kendileriyle bir iki ay sonra tekrar bir yayınımız olacak. Bu yayınımızı ünlü YouTuber'lardan fenomen bir Türk ateist YouTuber, İslam eleştirmeni Rıdvan Aydemir, Apostate Prophet sunacak. Ve bu yayınımızın konusu kara büyü nedir? Yenir mi? Ve bu iki arkadaşımız birbirine büyüler yapacaklar yayında. Merakla izliyoruz. Merakla izliyoruz. Evet. Bekliyoruz merakla. Pardon. Ne diyeceğimi şaşırdım. Kimyamı ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Sanırım eğer yanlışsam düzeltirsin. Biliyorsun çünkü. Derneğin yayınlarından en çok hit alan, en çok izlenme alan bu. Ya yıllardır profesörler çıkartıyoruz, doçentler çıkartıyoruz, şudur budur. Ulan 2000 izleniyor, 5000 izleniyor, 3000 izleniyor. 3 tane 16-17 yaşında satanist çıktı. 120 bin izlendi 6 günde arkadaş. Ben anlamadım yani. Tamam, bundan sonra yayınlarda cin çağıracağız, şeytan çıkartacağız, böyle şeyler yapacağız, anlaşıldı yani. Tamam. Bunun sebebini de takipçilerimiz, izleyen takipçilerimiz yorumlara yazarsa niye bu kadar hit aldılar, niye bu kadar merak edildiler? Ben ya. Merakla okurum. Evet, evet. Ondan bir önceki yayınımız intikam pornosu hakkındaydı. Hani içinde porno geçiyor, bunun yarısı kadar rağbet görmedi. Evet. Arkadaşlar, bir ateist gazete programının daha sonuna geldik bu sayıda. Sevgili arkadaşım İren Yaydırgan'la birlikte Ateist Gazete'nin 22. sayısını, 2020'nin son sayısını, 15 Aralık tarihli sayısını değerlendirdik. İremcim, kapanışta son sözü sana vermek istiyorum. Bu sefer ben söylemek istiyorum. Artık yalnız değiliz. Hoşça kalın.